Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda klavyenizin on off tuşu kırıldı veya şu an boşta, bakın nasıl çözersiniz, bundan bahsedeceğim. Bunu on off tuşu işlevini yitirdiği zaman içeride muhtemelen çentiği kırılmıştır, o yüzden çalışmıyordur. Sürekli açık bırakmak durumundasınız çünkü tekrardan tamiri çok zor bunun. Elf kullanıcısıysanız özellikle, şu an benim videomu izliyorsanız. Bakın bende şu an boşa dönüyor, herhangi bir şekilde çalışmıyor. Ben bunu klavyenin içini temizlerken kırdım. O yüzden size anlatacağım videoda muhtemelen siz de klavyenin içini temizlerken bu kırmış olabilirsiniz. Veya normalde de kırmış olabilirsiniz. Klavye off konuma geçmiyordur. Ya klavye tamamen kapanmıyordur ya da klavye kapanmıştır, tamamen açılmıyordur. Eğer klavyeniz açıksa açık bırakın. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Eğer klavyeniz kapalı da kaldıysa bu anlattıklarımı çözebilirsiniz. Öncelikle klavyenin arkasını açıyoruz. Bakın arkasını çeviriyoruz. Arkasında benimkinde toplamda 16 tane vida çıktı. Sizinkinde daha fazla da çıkabilir, daha az da çıkabilir. Tüm vidalarını söktükten sonra gizli 2 tane vidası vardı. Onları da söktüm. Onlar da şu kauçuk ayakların altında kalmış. Şu şekilde normalde kauçuklar var ya, kaymasını engelleyen klavyenin. Bunun altında kalmış. Bir tanesi de şurada kauçuk ayağın altında kalmış. Bu kauçukları şöyle elimizle söktükten sonra altındaki vidayı da açıyoruz. Zorlanıyorsa bakın şu kauçukların altına bakın. Bu kauçukların altında vida olabiliyor. Benim vidam aslında şurada olduğu için, burada olmayacağını düşündüğüm için bunu kaldırmadım. Baktım buraya en yakın vida nerede? Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Kesin dedim burada da vida vardır. Kauçuğu kaldırdım. Kauçuğu kaldırdıktan sonra klavyenizi ya böyle ön tarafını çevirip ya da arka tarafını çevirip, arka taraf benim için daha kolayıma geldi. Ben arkasını çevirdim. Daha sonra arka tarafını çevirdikten sonra yaptığım işlem şu oldu. Geldim şöyle tornavidayla kanatırarak bunun arka tarafını açtım. Bunun arka tarafını açtıktan sonra normalde klavyenin içini temizlemek için açmıştım ben. Şöyle tüm tuşları bende çıkmıyor. Sizde çıkabilir. O yüzden dikkatli olun. Buraya hava tuttum. Hem arkadan hem önden hava tuttum. Tanzikli bir hava kompresörüm vardı. Onunla hava tuttum. Daha sonra geldim. Buraya da bir hava tuttum. Bilgisayarların içini temizlediğimiz hava bir şey var. Onunla hava tutabilirsiniz sizde. Varsa elinizde. Yoksa elektrik süpürgesiyle çektirebilirsiniz. Elektrik süpürgesi tabi riskli burada. Bir şekilde hava tutmaya çalışın. Saç kurutma makinesi de olur. Soğuk modunu alırsınız. Üstünde birçok kıl vardı. Bu kıllardan arındırdım ben bunları. Kıllar çünkü burada kısa devreye falan neden olabilir diye düşündüm. On-off tuşuna gelelim. Bozulduysa. Bakın on-off tuşu burada normalde. Çentiği olması gerekirken çentiğimiz yok. Kırıldı çünkü çentik. Bakın şuradaki on-off tuşu çentiği kırıldı. Ne yapacağız? Şu iki vidayı sökeceğiz. Bu iki vidayı sökelim sizinle beraber. Az önce de şey çektik, klavyeniz çalışmıyorsa neleri kontrol etmeniz gerekiyor diye. Onda buradaki anakart devresini kontrol etmenizi gerektiğini söyledim. Bunu söker sökmez klavyeniz çalışmayacaktır. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu anakartla şu klavyenin altındaki devre var ya, bunlar birbirleriyle entegre çalışıyor. Yani burası aslında bunun şeyi. Buradan tuşa bastığınız zaman bu beyne gidiyor. Beyinde de Wi-Fi alıcı var, bilgisayara gönderiyor bunun Wi-Fi alıcısıyla. Şunu da sökelim. Dongle dediğimiz bir USB aparatı var ya bilgisayara taktığımız. Bu normalde klavye mouse seti. Burada bir tuşa bastığınız zaman yukarıdan bu plastiğe geliyor. Silikon plastiğe. Buraya geldikten sonra altta bir iki tane şey var. Normalde bunlar sürekli birbirleriyle temas etmiyor. Bunu sıkıştırdığı zaman basılı konuma geliyor. Şuradaki plakayı kaldırıyoruz. Metal plakayı tekrardan aynı şekilde geri takacağız. Gördüğümüz gibi bütün bizim elektronik aksamımız burada. Üzerindeki bilgiler de okunuyordur. Merak eden arkadaşlar varsa açtığım videoda izleyebilir bunlara. Bunu daha sonra şöyle yapıyoruz. Elimizle hafiften kendimize doğru çektiğimiz zaman ne göreceğiz? Tornavida yardımıyla biraz kanıtırabilirsiniz. Bakın burada pinlerimiz var. Görünüyor mu? Umarım görünüyordur. Heh, görünüyor. Şurada pinlerimiz var. Buradaki pinlerle temas ediyor. Yani buradan gelen bilgi, bakın bir sürü kanal var burada. Bu kanallardan aktarılıyor. Bu havzaya geliyor. Bizim aslında bakın on off kısmımız burası. Şurada off yazıyor. Şurada da on yazıyor. Yani benim şuradaki çentiyi bu tarafa doğru çektiğimde normalde on oluyor. Açık konuma getiriyorduk. Ben bunu tamamen açık konuma getireceğim ve hep böyle kullanacağım. Çünkü artık çentiğim kırıldı. Burada da bir sürü şeyler var anlatıyor. MOSFET'ler, entegreler, dirençler, LED'ler. Birçok mesela şu çoklu bacağa sahip bir entegre. Entegrenin modeli de zaten üstünde yazıyor. Merak eden elektronikçi arkadaşlar varsa görsün diye gösteriyorum. Benim alanım elektronik değil. Elektronikçi bir arkadaş varsa eğer şu an kanalımıza bunu izleyen, buradaki devrelerden şunlar da var diye bahsedebilir. Ben yorumları okuyorum. Öğrenir. Bir sonraki videoda daha bilinçli olarak sizi bilgilendiririm. Herkesin herkesten öğreneceği birçok şey var çünkü. Şuradaki çantik var. Bunu tornavida ile içine bastırarak şöyle karşıya geçirebilirsiniz. Ki ben şimdi geçirmeyeceğim. Bunu ne yaptım ben? Bu kendime doğru çektim buradaki çantiyi.
Tentin kırıldığını zaten şuradan görebiliyorsunuz. Şurası bir boşluk. Bakın şöyle görünüyordur umarım. Şurada da şey var. Ben bunu 10 konuma çektim ve çalıştırdım. Yani sizin de yapmanız gereken bu. Şuradaki 10 durumu var. Bakın burada görebiliyorsunuz. Burada off durumu var. Siz bunu 10 durumuna çektikten sonra çalışacaktır. Daha sonra bunu aynı şekilde yerine oturtuyoruz. Ve sıkacağız. Bakalım burada kıl kalmasın bu arada üstünde. Bunun bir etkisi yokmuş. O yüzden bu plastik şu anlık bizi etkilemiyor. Şu her şey yerinde ise, herhangi bir başka bir parça yoksa, bunu şimdi gelelim yerine oturtmaya. Yapacağımız işlem şudur. Bunu 10 konuma getirdikten sonra aslında pilleri takın bir test edin. Ben test ettiğim için test etmeyeceğim bir daha. Hatta test edeyim sizinle beraber. Pilleri hemen takayım. Şunu şöyle geçici olarak koyalım. Bakın size neyi göstereceğim biliyor musunuz? Caps Lock'un yandığını. Caps Lock'u yeniyorsa cihazımız çalışıyor. Mutlaka test edin. Ben de size beraber göreyim. Yandı mı? Yanmadı neden? Çünkü tam oturmuyor şu. Yandı. Önce vidaları takmamız gerekiyor. Temas etmiyor beyniyle. Vidalarımızla taktıkça içine geçtiğini göreceksiniz zaten siz. Belki videoda hissedemeyeceksiniz ama yaptığımız işlem şu oldu. Klavyenin arkasındaki tüm vidaları söktük. Siz sökerken dikkatli olun ki klavyenin tuşları tamamen boşalmasın. Ben de klavyenin tuşları klavyenin üstünde sabit olduğu için tamamen düşmedi. Çok da sıkıp karta da zarar vermemeye çalışın. Ben biraz fazla sıkıldım. Gereğinden fazla. Şimdi bakın burada pil takılı değil gerçi. LED yanmaz. Pilleri takmamız lazım. Arka kapağını da taktım ki pillerimiz düşmesin. Piller kendini attırıyor. Çünkü basınç yapıyor oraya. Yandı bakın. Şöyle geçelim. Şu LED'i görüyorsunuz şurada. Hemen. İsterseniz şöyle yan yana getireyim. Benimki şu an bir laptopa bağlı. Laptopun LED'i de yani bununla beraber. Bakın şurada bir laptopun da LED'i var. Bastığım zaman ikisi beraber söndü. İkisi beraber yandı. Şöyle yakınlarına göstereyim size. Şöyle tabii bir elimde de şu şey tutmam lazım pillere. Bakın. Şu an artık klavyenin çalıştığına emin oldum. Bir de tuşları test edeceğim. Hani böyleyken. Bunu nasıl test edeceğim? Yine piller basık kalacak. Geleceğim şuradan birkaç tuşa vuracağım. Monitörden takip edeceğim. Evet şu an çalışıyor cihazım. Buna emin oldum. Artık kullanabilirim. Klavyemi kapatıp kullanıma devam edeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Bu videomuzda şuradaki klavyemizin üzerindeki on off tuşu kırıldığı zaman veya bozulduğu zaman nasıl bunu kullanılır hale getirdik bunu görmüş olduk. O tuşa herhangi bir kaynak yapamadığımız için veya arka planda değiştirebilirsiniz belki o parçasını bu kartın üzerinde bir elektronikçiyseniz işlevli bir hale getirebilirsiniz. Ben sürekli açık bırakacağım klavyemi artık pille gittiği yere kadar gider. Biraz sık pil değiştirmek zorunda kalacağım ama diğer çözümde kendimi uygulayamayacağımı düşündüğüm için yapmıyorum. Çünkü orada bir elektronik işçilik gerekiyor.